Ne arıyorsun? Vallahi iyiyiz yani. Güneşli yok. Güneşli yok. Evet. Ne yapıyordun? Buyur. Ne yapıyordun biraz önce? Telefonla görüşüyordum. Kiminle görüşüyordun? Abimin gelinliğine. Öyle mi? Evet. İyi, nerelisin? Buralıyım, Dişli köyünden. Dişli köyündensin. Evet. Ne yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun? Çiftçiliğiyle uğraşıyorum. Öyle yani. Mercimek ekiyor, nohut ekiyor. Buğday ekiyor, bunlarla uğraşıyoruz. Köyde kimse yok. Yok ya, bugün de soruna gittiler. Biz, genelde bizim burada devamlı soruna gidiyorlar, biliyor musun? Sorun yakın olduğu yakın, için. Yakın, 8 kilometre bir yer yani. Yürüyerek de gidilir yarım saatte. Yok, gitmezler de. Hiç gittin mi sen yürüyerek? Zamanında sene gittik. Sene kaçta gittin? Sene 65-66 yıllarında okuldan ayrıldık. O dönemlerde gidiyorduk. Çocukken aşağı yukarı. İlkokul bittiği aralarda işte. O aralarda giderdik. Şimdi çiftçilik var. Köyümüz çiftçi. Ne? Onunla uğraşıyor. Pancar ekimi yapıyor. Arazi var mı? Var. 300 dönüme yakın yerimiz var yani. İyi, güzel. Bu sene nasıldı hasılat? Hasılat, ekinler yandı. Mercimekler normal, iyiydi. Yandı derken? Yani yağmur yandı? Yağmadı. Kurudu, evet. Sap oldu yani, olmadı yani. Aynen öyle oldu. İki karış yoktu yani ekinin boyu da. Köyde kaç kişi var şimdi Dişli'de? 80-85 tane var. Kişi tam olarak ne olduğunu bilmiyorum da 85 tane var. Muhtar nerede? Muhtar soruna gitti. Ne zaman gelir? Bir arasana, var mı numarası? Arayayım. Bir ara bakayım muhtara. Arayayım. Telefonun kaç model? Vallahi yeni aldık, evet, düzenli bir şey değil. Bizde iyiymiş ya. İhtiyara yeter yani bu. Benim oda yok ya. Vardır mı? Var mıdır? Vardır tabii. İyi, bir ara bakayım muhtar, orada mıymış? Gelecek miymiş? Bir soralım bir dakika. Kaç yıllık muhtar bu? Bu bir yıl, ikinci yıl herhalde. İkinci dönemi mi? Bu üçüncü dönem mi olacak? Yine mi şey? Aday. Muhtarlık da iş var mı ki, bilmiyorum ki ya. Allah niye? Ben geçsem muhtar seçer misiniz? Seçerik, niye seçmeyek? O bu muhtarı yapmış zaten, iki kere yapmış. Bir kere de ben yapayım, ne olacak ki muhtarlık? Rehber de bayağı kalabalık yani. Var mı? Kaçırdık mı yoksa? Telefonum da güzelmiş ya. Şu bulduk. Televizyondan geldiler muhtar da. Evet. Geleceğin mi de? Tamam, sorayım. Selamun aleyküm Vahit. Ne yapıyorsun? Ne zaman geliyorsunuz? Koya televizyondan arkadaşlar geldi de sizi bekliyorlar. Hasan'ın kayfanın önünde. Valla bilmiyorum. Soruyorlar. Seninle röportaj yapacaklarmış. Konuşma yapacaklarmış. Valla bilmiyorum. Buradalar. Gelir mi? Zamanı var mı? Zaman varsa diyor bekleyek diyor. Yoksa diyor. Öyle mi? Selam söyle. İyi, selam var o zamana. Tamam. Güzün geleceklermiş tekrardı. Ne zaman? Güzün. Güzün geleceğiz diyor. Vahit. Oldu, hadi görüşürüz Vahit. Hadi. Öyle işte. Muhtar masum etti bizi. Buyur? Muhtar masum etti bizi. İşte geç gelirim doğru diyor. Konuşmak lazım. Masum etti la. Bilmiyorum, öyle de bir şey diye. Öyle bir şey diyemem de yani iş, onlar hani muhtar olduğu için. İşin ucunda parası. Gelirdi diyorum değil mi? Diyor öylesinler diyor yani. Evet, doğru. Etçi köyü biraz anlatsana abi. Dişli denince akla ne gelir? Dişli denince yani köyün kurucuları Dişli oğullarıymış. Dişli oğullarıymış. Şimdi benim soyadım da Dişli oğlu. Dişli oğlu. Evet. Yani kurucularındanmış. Dedeler, babalar zamanında. Öylece Dişli adını vermişler yani.
Anladım. Evet, köyde de dediğim gibi işte. Camide kaç tane cemaat oldu? 4-5 kişi anca vardı. 5 kişi miydi? Senden mi 5'iydi? Yok, ben gitmedim ya, yalan söylemeyin. Ben sen çıkanları saydın. Ben burada oturuyordum işte, bizim yeğenle konuşacaktım. O da gelin çıktı. Gelinle görüştük. Öyle. Buranın nesi meşhur? Buranın mahsulü olarak mı? Fark etmez. Bizim Yozgat'ın, Yozgat genelini sorarsan Dişli koyunun nesi meşhur? Buranın buğdayı, mercimeği meşhur. İşte ekici olarak onlar çok ekiliyor yani. Arpa, buğday, pancar. Benim aşağı yukarı 220 ton pancarım çıktı. Pancar ektim. Kaç lira para kazandın? Ton 250 bin lira. Tonu? 250 bin lira. 250 bin lira derken 250 milyar. Milyar değil. Bir 250 TL. Ha, yani, tonu 250 TL. Evet, 250 TL. He, tamam. TL. Ve o şekilde yani. Aşağı yukarı 40-50 milyar bir. Buranın hangi yemekleri meşhur peki Dişli'nin? Buranın bulamaşı var mı? Var. Bulamaşı var. Dürcü kaşı var, kaypak var. Kaypak. Keserler, çapçup diller ya bu. Çapçup diyor millet. Çapçup diyor. Başka? Çullama var mı? Çullama çok eskilere dayalı. Çok eskiydi. Nasıl yaparlardı çullamayı? Vallahi unu kavururlardı. Ondan çullama yaparlardı. Ekmekten mi olurdu içinde böyle? Ona tirit mi diyorlar? O senin dediğine tirit. Kuru ekmeği şeydip doğrayıp üstüne gaz eti, gaz suyu dökerlerdi. Ona da tirit dilerdi. Evet. Çullama neydi acaba ya? Çullama işte undan olan. Undan mı oluyordu? Kavrulmuş undan. Yani helvanın şeyi yani. Evet, helvanın bir benzeri yani. Helva yaparsın. Yağla böyle. Şey helvası yağ olarak bu eskiden pekmezle helva yapılırdı. Onlar meşhurdu yani. Şimdi onlar kalktı. Çocuk, çocuk kaç tane senin? Benim 3 oğlum, bir kızım var. 4 tane. Nerede olanlar nerede? Biri Sorgun Vakfı'nda müdürüydü. Hı. Oradan kendi şeyinden ayrıldı. Şimdi Köylere Hizmet Birliği'nin müdürü oldu. Orada görev yapıyor. Anladım. Evet. Bu köyde hangi sülaleler var peki? Bu köyde en çok olarak Dişlioğlu, Yeşilioğlu bunlar var yani. Lakap olarak kimler var? Lakap olarak... Çöpçüğün Hüseyin var mı? Çöpçüğün Hüseyin mi? He. Yok, öyle duymadım ben Çöpçüğün Hüseyin. Mırık Mehmet var mı? Mırıklar Cuma Fakıl'da var, Mırıklar dedi. Öyle mi? Cuma Fakıl'da mı? Cuma Fakıl'da. Doban var. Ahmet nereli? Ne Ahmet? Doban Ahmet. Bilmiyorum onu valla. Bunlar hep lakaplar. Lakap evet var, burada da var. Mesela Yirin Hüseyin dillerdi, öldü bilmem böyle var. Çok lakabı da. Bizim köyde de mesela şey vardı, Çappaşa vardı. Tanır mısın? Hangi köy? İsa Fakılı köyünde. İsa Fakılı'da. Yok şey, İsa Fakılı'dan şey... Gambır Dursun'u tanır mısın? İyi tanırım. Şey, hurdacılık yapıyor. Onu tanırım. Başka kimi? Kar Osman'ı bilir mi? Selahattin'i tanırım, muhtar. Arkadaşım ben. Onu iyice tanırım. Benim çocuğumla hani devamlı düşüp kalkıyorlardı ya ondan dolayı. Minibüsçülük yapıyor, servisi var. Muhtar. Muhtar, he. Muhtar, evet. Taşpınar muhtarını iyi tanırım, Hüseyin Kayarlı'yı. Evet. Onlar hep tanıdık insanlar yani. Teşekkür ediyoruz. Oldu bir şey de. Biz gidiyoruz. Hadi güle güle.